neredeyse her şeye zam geldi. Elektriğe, doğalgaza ve benzine yapılan zam bütçeleri zorluyor. Vatandaş öfkeli, yeter artık diyor ve ard arda gelen zamları artık takip bile edemediğini söylüyor. Faturamız bayağı yüksek geldi ama şu andaki 75 lira bir fatura geldi. Öteki ay ne kadar gelecek zamla birlikte? Zamla birlikte yüzde kaç zam geldi? Zamlardan şikayetçiyiz çok fazla. Vatandaş şikayetçi, kızgın ve üst üste gelen zamlardan kafası karışık. Artık neye ne kadar zam geldiğini bile takip edemiyor. Benzinin litre fiyatını biliyor musunuz? 5 milyon civarında. Tam olarak? 4.65 olması lazım. Zamların bütçeye yansıması özellikle dar gelirliler için oldukça ağır bir yük. Zira elektriğe %9.26, doğalgaza %18.72 oranında yapılan zamlara bir de geçen ay içinde 3 kez yapılan benzin zamla eklenince aile bütçesine aylık 94 liralık ek yük bindi. Bunlar bir ailenin temel ihtiyaçlarından sadece bir kısmı, işte 1 Nisan'a kadar bunların hepsi sizindi. Ama elektriğe ve doğalgaza yapılan son zamla birlikte aile bütçesinden tam 94 lira eksiliyor. Bu da demek oluyor ki bunlar artık sizin değil. Diyecek hiçbir şey yok. Elektrik Mühendisleri Odası'nın iddiasına göre elektrik faturalarına kayıp kaçak bedeli, TRT payı ve KDV oranı eklendiğinde bu oran çok daha fazla. Tüketiciyi yanıltmak üzere bu rakam %9'lar mertebesinde ifade edilmiş olsa da biz elektrik mühendisleri odası olarak yaptığımız hesaplamaya göre çıplak elektrik fiyatlarında bu zam oranı %12,8'lere kadar çıkmaktadır. Bu sefer 20 liralık bir şey ama bir daha bilmiyoruz ne olacak. Zamma sadece vatandaş da tepkili değil. Aslında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da zammı istemeyenlerden. Bu bir zorunluluktur. Bu tam petrol ve döviz fiyatlarının baskısı altında yapılan bir fiyat ayarlamasıdır. Bakanın zorunluluktan kaynaklandı dediği zamlara önümüzdeki günlerde yenileri de eklenebilir. Bu zammın arkasından bir zam daha, bir elektrik zammı daha bekleyelim. Çünkü doğalgaza zam geldi. Doğalgazla çalışan bütün santraller sonunda elektriği pahalıya üretecek. Bunu üreten firmaların karını gözetmek durumunda olan hükümet de elektriğe bir kere daha zam yapacak. Üretilen her şey, nakledilen her şeyin içinde enerji, elektrik olduğuna göre bunlar mutlaka fiyatlanacak ve enflasyonu da yükseltecektir. Demek biz artık hiçbir şeye yarayacak gücümüz kalmadı ya. Peki bunca zamla baş etmeye çalışan vatandaş yılda kaç kez ve ne kadar zam alıyor? Bizim zamlar 0,1 küsürle hesaplanıyor. Ödekiler 19, 20, 8, 7 filan. Sizin maaşınıza en son ne zaman zam geldi? Ben hatırlamıyorum. Onu hatırlamıyorum inan. Yani o kadar eski ki hiç hatırlamıyorum.